öğreniyor. Eğitimciler şunu istiyor. Eğitim tartışıyor. Hadi Adana başkanını arıyor ama bugün işleniyor. Trafik haftası için trafik kültürü ve eğleniyoruz. Ekonomiden politikaya, hukuktan çalışma yaşamına, sosyal yaşamdan aile içi ilişkilere, kadın erkek genç yaşlı 7'den 77'ye herkese dair, yaşama dair. Dünya Çevre Günü 1972'den beri temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak en temel insan hakkıdır. Konular güncel. Farsak projesi dünyada kurulan ilk denge projesidir. Konuklar uzman. Normale saplanmış zihinlerimiz onların yaşamında maalesef engeller olmuş. Bir veteriner hekim olarak hem vicdanen hem de pratikte gerçekten sıkıntı yaşadığım bir durum. Yaşama dair her şey yaşama dairdi. Bugün 5 Nisan 2019 günlerden Cuma, yine bir yaşama dair her şey programının başlangıcındayız. Bugün tabii ki az önce de söylediğim gibi Nisan'ı içerisindeyiz. Adana için kutsal Nisan diyebileceğimiz bir ay, çünkü her türlü hemen hemen etkinliğin, festivalin, karnavalın başkenti olan Adana'da bu yine bu etkinlikte saydığım etkinliklerin bir arada olduğu, yoğunlaştığı aylardan bir tanesi ama en büyüğü. Tabii yine karnavalı festivali eksik olmayacak. Yiyecek içecek festivalinden tutun da kebap festivaline kadar aklınıza hayalinize gelebilecek her şeyin festivali var Adana'da. Öyle o derece karıştırıyoruz. Şimdiki şu an başlayan, daha doğrusu 2 gün önce başlamış olan Portakal Çiçeği Karnavalı'na bile dönem dönem zaman zaman karnaval değil de festival diyebiliyoruz. O derece iç içeyiz artık festivallerle. Bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Stüdyo konuğum var. Telefon bağlantılarıyla konuklarım olacak. Onlarla da sohbet etme şansına sahip olacağız. Stüdyodaki konuğum tanıdık, bilindik bir isim, sevdiğimiz bir isim. Yaşama dair dil düzeltiyorum. Sanat aşkına programımızın müdavimi, isim babası, her şeyi diyebileceğim sanatçı dostum Kudret Sönmez, hoş geldin. Vallahi iyi girdik programa, ben çok şımardım, çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ ol, sağ ol. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Şu sakal, saç sakal kombinasyonu çok yakışıyor, bozmaman temennisiyle. Bunu yayında da söyleyeyim de kayıt altına almış biraz olalım. Biraz fazla uzatınca... Olmuyor, yani balıkçı kral olmuyor, yakışmıyor. Yakışmıyor. O içerik sana yakışmıyor. Saçlarım daha kabarık olması gerekiyor. Çok güzel, yakışması. Şimdi baharı da getirmişsin sen. Yani yüz ifadesi, saç şekli olarak her ne kadar kazak, mont... Ona geleceğiz zaten. Önlem aldım ama. Yağmur yani, havalar değişken... En çok sen etkileniyorsun. Geçen programda da söylemiştin. Hı hı. Bu sefer de yazı getirdin dedim bana. Evet, önemli evet. Ceketimi giymiştim, hatırlıyor musun? Emre? Evet, hatırlıyorum. Yok, şimdi böyle yaman bozmayalım. Evet. Şimdi bugün karnavalı konuşacağız, festivali konuşacağız. Birçok şey konuşacağız. Etkinlikler var, düzenleniyor. Bir değil, 4 mevsim Adana konuşacağız. Evet. Fotoğrafları konuşacağız, resimleri, karnavalı, her şeyi konuşacağız. Sen de havaya girmek için böyle bir hani portakal çiçeği festivali dedik. Portakal çiçeği yok mu dedin. Ben sana bir hemen tane portakal çiçeği temin ettim. Portakal çiçeği geldi, evet. Kokluyoruz. Getir abi, ben de canlı yayını koklayayım, havaya gireyim. Caner ister misin? Evet, tamam. Bir yaprağı da düştü. Bir yaprağı düştü, vallahi tamam. Benden sonra bu sefer de sen düşürdün. Ben düşürdüm. Bir tane daha düştü. Olsun. Seviyor sevmiyor yapabiliriz. Öyle evet. Fal bakabilir. Şimdi bugün konularımızın arasında... Konuşacağımız konular arasında 21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali var. Şu an hala devam ediyor. Tiyatrolar gününde başladı. Bir de 2 gün önce 3 Nisan'da başlayıp 7 Nisan'a kadar sürecek olan, o kadar yoğun programı olan, ki az sonra da paylaşacağım sizlerle, dolu dolu programlara sahip 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı konuşacağız. Yine dediğim gibi öncesinde de istersen, her seninle olan programımızda olduğu gibi bu programda da Adana'da sanat anlamına olan biten ne varsa onları paylaşalım istiyorum. Senin de taze bilgilerin var, aktarmak istediğin bilgiler var. Programlarını çektin. En son 8. renkte konuğun kimdi bu arada? 8. renkte konuğum... Son çekimini yaptım. Son çekimi AFAD'da yaptım. Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği. Bir etkinlik düzenlemişti. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden amatörler derneği diyorlar? İşleri oldukça profesyonel. Ya kendilerini amatör olarak. Abi alçak gönül, bir tevazu. Başlangıcı öyle. Yani kurucular öyleydi.
Şimdi, ama artık onlar profesyonel oldular. Şimdikiler de öyle ama öyle başlamıştır, öyle kalmıştır. AFAD bozulmasın diye değil mi? Öyle bir anlam yani, kayması olmasın. Kurucuları evet. AFAD'ın etkinlikleri var. Değerli insanlar. Şimdikiler de değerli. Evet. AFAD'da bir etkinlik vardı. Hı-hı. Daha doğrusu. Şimdi Dört Mevsim Adana adlı bir etkinlik bu. Her mevsimde gidiyorlar Adana ve çevresini, yani Adana'nın sınırı, ilk sınırları içerisindeki görülmedik yerleri fotoğraflıyorlar. Sonra da bunları sergiliyorlar. İlk sergilerini yapmışlar. Sonbahar sergisi bitmiş. Bu kış sergisiydi. Kış boyunca dağların tepelerine gitmişler. 45 arkadaşımız. 45, evet. Evet, 45 AFAD üyesi. Kadınla erkekli. Arkadaş, genci yaşlısı. En genci 77 yaşındaydı. Emekli bir profesör. Bu arada dilim sürçmedi. En genci 77. Ona öyle diyorlar. O en çok ilginç değil mi? İhtiyar delikanlı. Evet. İhtiyar delikanlı, evet. Evet. O da var aralarında. Evet, çeşitli yaş gruplarından, meslek gruplarından 45 arkadaşımız. Ayhan Şenbayrak küratörlüğünde, önderliğinde, organizasyonuyla dağlara, tepelere çıkmışlar. Karda, kışta, soğukta terleyerek, yürek teri, alın teri akıtarak fotoğraflar çekmişler. Tabi bunların içerisinde de eleme yapılmış. Bu arada bir şey değer görülenler. Evet. Bu 1995 yılında hani AFAD'lı bir takım, işte 13 fotoğrafçının trafik kazasında hayatını kaybettiği günü hatırladım da şey mi yine onlar da o dönem öyle bir etkinlik mi düzenliyorlardı? Evet, fotoğraf çekmeye fotoğraf gidiyorlarmış. Yine dört mevsimi fotoğraflamak. Ya da başka bir, hayır, bir konsept belirlenir. Dernek başkanı der ki. Yani başlangıcı o değil değil mi bu dört mevsim Adana'nın? Yok. Ha, tam o bağımsız bu bir şey. Bu da mesela dönemsel. Başka bir konsept oluşturabilirler. Bir grup oluşur. O grup gider, onun işler nereye işler? Anladım. Mesela bundan önceki sergide fabrika işçilerini, Adana'daki fabrika işçilerini, fabrikalar, bu şey fabrikalarının eski... Hatırladım. Ne deniyordu ona? Unuttum o fabrikaların adını. Çırçır fabrikalarını o toz toprağın içerisinde onlar da çok emek harcayarak çekmişlerdi. O bir konseptti. Bunlarki daha farklı bir konsept. Bu sergi AFAD binasında devam edecek. Yani 23 Mart Cuma günü saat 18.30'da başladı ama ben gazetede yazacağım. Ya bir de bitecekti. Bitirtmedin mi? Yani evet, bir hafta falan kalacaktı. Ben dedim ki yazıyorum. Bir de çekime geleceğim. Uzatın dedim Ayhan Şenbayrak'a. Hakikaten uzattı. O beni aramıştı Ayhan Bey. İyi de olmuş. Ayhan Bey çok aktif, iyi bir insan. Bir süre uzattılar. Oraya gittik çekime. Çekimde ben fotoğraflar çok beğendim. Çok etkileyiciydi. Evet, Adana'da kış var mıymış dedirten türden. Öyle diyorlar arkadaşlar. Yani ben de onlardan duydum. Evet, Adana'da kış varmış, kar varmış. Çok çok güzel onu fotoğraflar. Onu çok bin bir emekle şey yapmışlar. Program çekimi anında dedim ki yani biz şimdi söylüyoruz ama biz bu program yayınlandıktan sonra, yani yayınlandıktan bir gün sonra bu sergi kapanacak. İnsanları nasıl davet edelim dedik. Ayhan Bey hemen çekim anında başkana işaret etti. Bir 10 gün 15 gün daha uzatıldı sergi. Yani önümüzdeki hafta rahatlıkla gezebilirler. O sergi görülebilir. Evet, bu önemli. Şimdi karnavaldan çıkıp o yürüyüşten çıkıp hemen bir dönüşle oradan bu sergiye gidilebilir. Sergi gezilebilir. Evet. Böyle bir sanat günü düzenlesin Adanalılar bence. Evet. Hani tiyatroya gitsin, oradan karnavalda yürüsün, çıksın bir de fotoğraf sergisine gelsin. Böyle ne derler, kültür zehirlenmesi, sanat zehirlenmesi ama olumlu anlamda. Peki bir şey soracağım. Evet. 13 Nisan demiştin değil mi? Evet. 13 Nisan tarihine kadar. Yeri bir daha söyleyelim. AFAD'ın 13 Nisan'dan daha şey... Ha, ileri yine onu da ileri attı. Yani 13 Nisan'da ileri çarşamba, attı. Çarşamba günü çekimi yaptık. Tamam. Çarşamba dün değil, önceki gün galiba. Öyle oluyor. İşte iki hafta falan dendi. Yani diyelim ki en azından önümüzdeki haftanın sonuna kadar görülebilir o sergi. Tamam, zaten önümüzdeki haftanın sonu oluyor 12'si, 13'ü. Yani şimdi ben sonradan ekledim o yazıyı. Tamam. Ben sonradan dün gönderdim yazıyı. Tamam. Adabul'a düzelttim, gönderdim. Düzelttim, gönderdim. Tamam. O zaman gayet güzel. Her şartta gidip görebiliriz. Bahanemiz yok. Evet.
Yani ben bir de şey çıkardım, pay çıkardım oradan. Ama da her ihtimale karşı 13 Nisan yazdım. Daha da uzun kalabilir. Ne olur olmaz, evet. Hı-hı. Biraz temkinli oluyorum. Bu karnaval demeyeceğim ama festival diyelim buna. Gerçi şeyler falan yok ama bayağı bir etkinlik var. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben kendi alanımdan bahsedeyim. Ben yani hı-hı, mesela tiyatro çok benim haddim değil. Yani o konuda konuşmak. Tiyatro kültürüm de zayıf, onu ne yazık ki. Zayıf. Üzgünüm. Gitti misin sen? Tabii yani hı-hı, tiyatroya ben çok az sayıda gittim. Yani çok az kez hı-hı gittim. Ama şundan da kaynaklanıyor. Bilet bulmak imkansız neredeyse. Hani o iki saat içerisinde aldınız. O iki saat içerisinde yani bine yakın bilet nasıl satılır? Böyle satılıyor demek ki. O da ilginç. Ha, bu iyi bir şey ama aynı zamanda kötü bir şey. Mesela evet, sen mesela bilet bulamamışsın anladığım kadarıyla. Gidemedin. Evet ama herkesin tiyatroya gitmesi gerekiyor. Kesinlikle. Onu belirteyim ben. Şimdi tiyatro denince hemen aklıma şey geliyor. Bir fotoğraf sergisi var orada. Nerede var? Adana... Sabancı'da, Sabancı Kültür Merkezi'nde var. Orada şimdi iki tiyatro oldu. Bir tiyatro vardı. Evet, Oda Tiyatrosu. Bir de Oda Tiyatrosu. Oda Tiyatrosu nereye kuruldu? Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin olduğu yere kuruldu. O da yine Sabancı Tiyatro, Sabancı Kültür Merkezi'nin içerisinde. Sabancı, evet. Yani girişinde hemen arkasında bahçenin yanında diye. Otoparkın evet, olduğu yerde. Evet, bahçenin. Orası yanında. Adana'nın en köklü galerisidir. Yani hı-hı, eski demiyorum. Gerçek normlara bağlı. Hı-hı. Yani 80'li yılların başlarında Mustafa Dulda'nın gözetiminde gelişti, kuruldu. Hı-hı. Ve 90'lı yıllara kadar, hı-hı, hatta 2000'li yılların başlarına kadar işlevini devam ettirdi Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Sonradan işte ücretliye dönüştürüldü falan, hı-hı, 2000'li yıllarda. Sonra da insanlar gitmez oldu. Şimdi o galeri gene galeri olarak devam ediyor ama hı-hı, kapısında ne yazıyor? Oda Tiyatrosu yazıyor. Üst katını tiyatro yapmış. Üst katı tiyatro, alt tarafı fuaye. Hı-hı. Evet. Fuayede tiyatro girişi. Tabii, biliyorsun. Yani artık olarak oraya biz galeri diyemeyiz. Hı-hı. Oraya fuaye diye deriz. Sergi açılsa bile. Hı-hı. Şimdi şu anda da bir sergi olduğunu düşünüyorum ben. Bir fotoğraf sergisi vardı biz gittiğimizde. Hı-hı. Bu etkinlik bu Portakal Çiçeği Festivali kapsamında bir etkinlik, hı-hı, sanıyorum bu da. Selami Büyük Nisan'ın fotoğraf sergisi var orada. Fuayede diyorum. Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi diyemiyoruz. Diyemiyoruz artık. Evet, o bitti. Fuaye diyoruz. Fuaye, evet. Evet. Ne yazık ki fuaye oldu. Onu da belirteyim ben. Bu arada o şeyle ilgili bir kısa bir bilgi vereyim. Oda Tiyatrosu sahnesiyle ilgili. Tiyatrolar gününde açılışında ben de oradaydım. Çok kısa iki oyun sergilendi. 30'ar dakikalık tek perdelik iki oyun sergilendi. İki oyunda da oyuncular gençti, amatördü. İlk sahneleriydi. Yani şey anlamında, ilk kez bir temsil anlamında ilk sahneleriydi. Daha sonra oyun sonunda, temsil sonunda Tiyatrolar Genel Müdürü geldi ve dedi ki bundan sonra bu sahnede dedi sadece gençler yer alacak dedi. Amatörler yer alacak o dedi. Oda Tiyatrosu'nda. Oda Tiyatrosu'nda, evet. Yani temsil imkanı bulamayan, zorlanan, öyle şansları çok olmayan genç oyuncuların oyunlarına ağırlık verecek, amatör oyuncuların. Bu benim hoşuma gitti bu evet, anlamda. Evet, o tiyatro genel müdürü de şimdi adını tam Mustafa neydi? Mustafa Kurt. Mustafa Kurt. Eskiden hı-hı, Adana Devlet Tiyatroları Müdürü'ydü o. Hı-hı, hı-hı. Bir dönem burada görev hı-hı yaptı. Sonra genel müdür olmuş. Hı-hı. Çok güzel konuşma yaptı orada. Hani. Evet. Şimdi bir tiyatro daha kazandık. Bu güzel bir şey. Hı hı. O bir Oda Tiyatrosu gerçekten istikrarlı bir şekilde devam edecek gibi görünüyor ama evet, üzücü tarafı Adana'nın en köklü galerilerinden biri. Tabii ona sen üzüldün. Bir evet, ressam. Yani ikilem içerisindeyim. Evet. Açıkçası ikilem hı hı içerisindeyim. Bir de biz tiyatro şey değil, kütüphane haftası diye nedeniyle geçen sene evet, geçen hafta hı hı dilim sürçüyor bol bol. Önemli. Devam ediyor. Şeyde bir sergi açılmıştı kütüphanenin önünde aynı binada. Hı hı. Aynı binanın tiyatro bölümünde ve kütüphane bölümünde bir kütüphanenin girişinde bir sergi. Salya Yeşilköy, işte Mehmet Nuri Börüvan ve kütüphane müdürü Selim Bey ortaklaşa bir sergi açmışlardı. O sergiyi biz çektik. Sonra eski Devlet Güzel Sanatlar Galerisi aynı binada. Ya Oda Tiyatrosu veya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi aynı binada. Fakat oraya gidebilmek için arada bir cam kapı var. Ana kapının
arkasında bir cam kapı daha var. Yani oradan avluya çıkıyorsunuz. İşte otoparka ulaşabiliyorsunuz ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne ulaşabiliyorsunuz. Şimdiki Oda Tiyatrosu'na. Fakat kapı kilitliydi. Biz sorduk oradakilere. Evet, niye kilitli? Geçemiyoruz oradan. Üstelik orada etkinlik var. Güvenlik nedeniyle. Haydi. Biz de dolandık. Otomobillerin girdiği yerden, o büyük kapıdan girdik. Açtırdık. Yani görmek istiyoruz. Mutlaka görmek istiyoruz dedik. Gittik, gördük. Öğleden sonraydı. Yani bir şey falan da yoktu. Girdik içeri. Ben baktım. Kapıda işte dediğim gibi Oda Tiyatrosu yazıyor. Eski Anadolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi yazardı. Üst taraf atölyeydi. Atölye çalışmaları yapılırdı. Öğrenci yetiştirirlerdi. Orayı tiyatro yapmışlar. Alt taraf dediğim gibi tekrar söylüyorum faiz. Ama sergi açılabilecek. Açılabilir. Yani açılabilir ama nasıl gidecek insanlar? Nasıl gezecek? Sadece tiyatro izlemeye gidenler evet görebilecek. O fotoğraflar ama ya da ne sergisi açılacaksa. Ama tamamen işlevini kaybetmiş durumda. Yani tamamen demeyelim ama %60, %70 işlevini ve şeyin etkisini kaybetmiş durumda. Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Bilmiyorum ileride Adana'ya neler getirecek. Ama şöyle düşünelim. Bir AVM falan da açabilirler doğruya. En azından bir tiyatro açılması iyi. Ama orası ya sanat ve kültüre yönelik bir bina. O amaçla tabii yapılmış yani. Sabancılar tarafından yapılmış. Devlete teslim edilmiş. Evet. Yine sonuçta kültürle ilintili bir yani tasarrufta başka şey çıkamıyor. Orada yani panayır falan yapamazsınız. Necaten söyledim. Hani bomboş kapatabilirlerdi, bir şey olabilirdi ama hani farklı olsa da yine güzel bir etkinliğe sahne olacak bundan sonra. Evet. Ki haftalarda. Yani tiyatro festivali sona erecek önümüzdeki haftalarda. Yani haftalarda dedim Nisan sonunda. Ama o Oda Tiyatrosu'nda oyunlar sergilenmeye devam edecek. Bu arada hazır tiyatro demişken ama ara vaktimiz de gelmiş. Aradan sonra bu tiyatro festivali ile ilgili bir bağlantımız olacak. Bir ara verelim mi aradan sonra? Tamam. Yine sohbetimize devam edelim. Devam edelim. Yaşama dair her şey programı devam ediyor. Bunu aslında sanat aşkına özel de diyebiliriz. Değil mi Kudret abi bir nevi? Biraz öyle. Evet. Şimdi programın ilk bölümünde araya girmeden önce bağlantımızı kuralım dedim ama unuttum ben. Yaldır yaldır gidiyorum. Sen halbuki söyleyeceklerim vardı, anlatacaklarım var. Onu dinliyorum. Yani benim gözüme çarpan iki etkinlik var. Dün bir etkinlik gerçekleşti. İşte bu festival kapsamında Adana Rotary Kulübü'yle işte Adana Rotary Kulübü'nün etkinliği. Adana Rotary Kulübü 16. Uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren, ödül alan çalışmalar yer alıyor. Dün saat 7'de açıldı bu etkinlik. Ne zamana kadar devam edecek? 10 Nisan'a kadar devam edecek, gezilebilir. Ve aynı zamanda ödül töreni yapıldı ve müzik dinletisi gerçekleşti bu etkinlikte. Nerede gerçekleşti? Altın Oran Sanat Galerisi'nin, akademisinin galeri bölümünde gerçekleşti. İşte gerçek ben davetliydim ama gidemedim. Görsellerini biliyorum. Elimde bilgiler var. İlk fırsatta da gidip gezeceğim. Belki çekim de yaparım orada. Arkadaşları bir araya toparlayabilirsek. Oradaki etkinlik gezilebilir, görülebilir. Yanı sıra şimdi şu anda devam etmekte olan, yani öbürü de devam ediyor da, tüm canlılığıyla devam etmekte olan bir etkinlik var. Nerede gerçekleşiyor? Atatürk Parkı'nda 75. Yıl Sanat Galerisi'nin hemen arkasındaki kafenin olduğu bölümde Adana Ressamlar Derneği çalıştay düzenliyor. 3 günlük bir çalıştay. Orada şimdi şu an ressamlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Resim yapıyorlar, üretiyorlar çeşitli tekniklerle. Kendi olanaklarıyla getirmişler şövalyelerini. Yani kimse karşılamıyor bunu. Adana ressam, her birey, her ressam kendi malzemelerini kendisi sağlıyor. Biraz önce yani özellikle buraya geleceğim için, bu programa katılacağım için Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şerife Ballı'yla görüştüm ben. Ressam Şerife Ballı'yla bilgi aldım. Nasıl gidiyor dedim. İyi gidiyor dedi. Biz memnunuz dedi. İşte orada çeşitli ressamlarımız var. Harlarla resim yapıyorlar. Çeşitli tekniklerle. Yağmur dedim. Yağmur sizi nasıl etkiliyor? Çünkü benim yağmur çok göze çarpıyor ve böyle kaygı yaratıyor insanlarda değil mi?
yağarsa bazı açık hava etkinlikleri gerçekleşemez. Güçleşir. Yağmur hemen 75. yılın arkasındaki şeye geçiyoruz biz. İşte kapalı bir bölüm var. Oraya geçiyoruz. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz diyorlar arkadaşlar. Ve devam ediyor. Yani bu da 7 Nisan'da sona erecek. Herkes yaptığı resmi evine götürecek. Bu 3 günlük etkinlik kapsamında bu çalıştaydır. Yani workshop değil. Ya sadece gösteri amaçlı değil. Yani böyle resim. Aynı zamanda anlatacaklar, öğretecekler soru soranlara falan. İşte öğrenciler falan gelecekmiş. Onlara kara kalem hakkında bilgi falan da vereceklermiş. Arkadaşlarımız. O bilgiyi de aldık. Onlara başarılar diliyoruz. İşte soğuk demeden, sıcak demeden, ıslak kurdu demeden çalışmalarını devam ediyorlar yani. Evet. Umarım itibar görür. İtibar halk tarafından itibar görür. Yani görüyor. Değilsin. Yani bu 7. olduğuna göre hepsine de katılmışlar bunlar. Bu arkadaşlarımız katıldılar. Altın Koza'nın mesela şeyleri vardı. Etkinlikleri vardı. Onlar da katıldılar. Orada da çalıştay yaptılar ve ilgiyi gördüler. Görüyor. Yani ilgiyi görüyor. Yeter ki gitmesini bilelim. Evet, aynen öyle. Yani hep beklemeyelim oturup. İlgi gösteren gösteriyor bu arada. Gerçekten dediğim gibi. Tiyatro olsun, festivale, karnaval olsun, keza bu sergiler olsun. Evet. Evet. İlgi görüyor. Ben şu anda diyeceklerim bu kadar. Ama yine konuşacakların olur, bağlantılarımız olacak. Bazen işte evet. İlk bağlantımız için Caner'e hemen bir işaret de verdim. Bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda dedim ya tiyatro festivalinde, tiyatro festivali özür diliyorum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde açılışı gerçekleştirilen bir festival var. 21.'si gerçekleştiriliyor bu yıl. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali. Güzel bir başlangıçla başladı diyelim. Başlangıçla başladı demek olmaz ama evet. Güzel bir başlangıç yaptı. Evet. Çok güzel bir etkinlikle, güzel bir iki oyun, hemen sonrasında da çok güzel bir dans gösterisi. Truva değil, unuttum. Hadi bakalım. Bu dans gösterisi de bana yardım gelirse sevinirim. O dans gösterisiyle de oldukça keyifli anlar geçirdik. Bunu diyebiliriz. Evet. Değerli dinleyenlerimiz. Şimdi hattımızda bir isim var. Bir tiyatrocu. Tiyatro sanatçısı. Seyhan Kültür Merkezi. Düzeltiyorum. Seyhan Belediyesi'nin şehir tiyatrosunda aynı zamanda oyuncu. Uzun zamandır da telefon bağlantısı gerçekleştirmediğimiz isimlerden biri. Hatta telefonda da uzun zamandır sesini duymadım. Bu vesileyle de kendisine tekrar merhaba diyeceğim isim Neslihan Sönmez hattımızda. Merhabalar sevgili Neslihan. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok, çok sağ olun. Festivallerden, karnavallardan bahsediyoruz. Portakal çiçeklerinden, güzel kokulardan bahsediyoruz. Tiyatrolardan da bahsedeceğiz. Bahsediyorduk ki... tam bu araya senin girmen iyi olur, isabet olur dedik ve senin de görüşlerini alalım istedik. Halihazırda zaten buna çok müsait biliyorsunuz. Kesinlikle. Şu an her şey iç içe geçti. İşte karnaval, tiyatro evet. ve diğer şehir tiyatrolarının oyunları falan. Çok güzel bir hava var bence şu anda sanat havası. Kesinlikle. Sen daha yakınsındır zaten. Hani fotoğraflardan anladığımız kadarıyla hani böyle çok da hani festivalin, daha doğrusu karnavalın göbeğinde bir isim olarak karşımızdasın. Hani şu an evet. Başladı, devam ediyor. Peki şimdi onun öncesinde bu arada sevgili Murat Yıldırım da telefon bağlantısı kuracak bizimle. O da karnavalın tam göbeğindeki gazeteci olarak bizlere izlenim paylaşacak izlenimleri. Kendisi de çok da, o da sanatseverlerden. Kesinlikle hakkını veriyor. Bu karnavalın hakkını kim en iyi veriyor derseniz ben Murat Yıldırım derim kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle. Şimdi sevgili Neslihan, senin de bu arada Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyunun var. Evet. Değil mi? Şu an sahnelenen oyunun adı nedir? Evet. Biz Dünya'da Davulu oynuyoruz. Dünya'da Davulu. Oyunu. Bir de Yolcu oyunumuz var bizim. 5 sezonda devam ediyor. O da Nazım Hüseyin'in oyunu. Geçen gün Dünya Tiyatro Günü'nde oynadık en son. Umarım oynamaya da devam edeceğiz. Yine Salı günü de şey var. Hattımızdan mı düştü? Düşmedi. Başka biri konuşuyor şu anda. O zaman hattan alalım mı, ne yapalım? Tekrar arayalım. Araya girdi. Evet, tamam. O teknik bir şey oldu. Biz onu neyse tekrar Caner bağlamaya çalışsın. Biz yine... Neslihan Hanım, daha önce biz biliyorum kanalada program yapmıştık. Program eski kanalada.
Sen de vardın galiba o zamanlar değil mi? Ben yoktum sanırım. Hatırlıyorum ama. Yani hatırlıyorum. Orada bir tanışıklığımız var ama tam hatırlayamadım. Bu arada hala devam ediyor dedik Sabancı 21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali. Yurt dışından tam 8 tiyatro ve yurt içinden de 7 devlet ve 2 şehir tiyatrosuyla toplam işte 14 özel tiyatronun katılımı. Toplamında da 31 oyun sergileniyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek. Oyunlar çok güzel. Oyunlardan bazılarına bilet bulabilme şansına sahip olabildim. Nasıl oldum bilmiyorum. Söylemeyeyim. Ama gerçekten o şanslı azınlıktan bir tanesiyim, birisiyim. Adana'nın tiyatroya sahip çıkmasını, sahip olması ve gerçekten sabahlara kadar kapılarında bekleme pahasına biletleri alabilmesi benim için gerçekten çok onur verici bir şey. O yüzden bir kere daha Adana'da olduğum için gurur duyuyorum kendimle. Bağlantımız yine hazır mı? Peki. Sevgili Neslihan, kimse engel olamaz seninle bağlantı kurmamıza bu arada. Ben de selamlarımı iletiyorum. Daha önce kanala da evet Kudret Sönmez de... Kuyruklardan bahsediyorsunuz sanırım değil mi? Ne güzel sanat için sanat kuyruk oluşturuyor. Kesinlikle öyle. Bu arada sevgili Kudret Sönmez de yanımda beraber programımızı yapıyoruz. Evet. Daha önce kanala da siz evet. aynı süreçte programı yapmıştık Neslihan'la. Evet, Kudret Bey'le program yaptık biz. Evet. Selamlarımı gönderiyorum. Evet, Neslihan. Ben de öyle. Neslihan, bu değerlendirmeni istiyoruz. Bu konuda neler söylemek istersin? Bu 21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali. Herhalde sen de temsillerde şöyle yani oyuncu ya da en azından izleyici gözüyle neler söylemek istersin bu temsiller hakkında? Ya ben geçen yıl biz biliyorsunuz şehir tiyatroları olarak zaten şeyde oynadık. Hı hı. Festivalde oynadık. Evet. Hı hı. Yıllar sonra böyle bir şey Mustafa Kut biliyorsunuz. Genel devlet tiyatrolarını yolladıktan sonra hı hı. Kendi oyunu işte. Oyunun adı neydi söyleyebilir misin? Unuttum çünkü ama hatırlıyordum. Nasıl? Hangi oyundu geçen yıl? Çok anlamadım hangi oyun. Geçen yıl sizin de temsilde bulunduğunuz oyun. Geçen yıl biz DT'de şey oynadık. Asiye'nin kutusu. Hah tamam şimdi hatırladım. Bu arada çok unutkan oldum. Evet o oyundaydınız. Evet evet o oyundu. Geçen yıl aslında festival böyle bir şeydi. Benim için bir hayal kırıklığıydı. Tiyatro festivali. Ve bu sene öyle olmasından çok korkuyordum. Oyunlar bazından bahsediyorum falan. Ta ki broşürü görene kadar gerçekten çok güzel oyunlar seçmişler bu yıl. Bence şimdilik hani şey gayet iyi gidiyor. Bilmiyorum şey insanlar hani şey diyorlar ya bilet bulamıyoruz işte şöyle gidemiyoruz zaten hani biletler tükenmiş. Vazgeçmesinler bence gitsinler zaten hani evet. Hava da güzel şey diyor, sıkıntı da yok gitsinler orada zaten gelmeyenler oluyor ne bileyim boş yerler oluyor sizi yönlendiriyorlar falan bence tiyatro izlesinler tiyatroya gitsinler ben tiyatro gördüm yani biletli olmayıp da dışarıda duran ve dediğin gibi hani ne olur ne olmaz belki gelmeyen olur diye orada bulunan insanları gördüm bu bile ne kadar yani. Gurur veriyor onur veriyor. Yani çok önemli bir festivale bilet bulamıyorsunuz. Bu genelde büyük kentlerde olur. İstanbul'larda, Ankara'larda olur ama ne kadar güzel, ne kadar keyif verici. Evet, aynen öyle. Evet. Ben bir de şey değinmek istiyorum. Festivalden ziyade biliyorsunuz adınız zaten Ekim'de bütün tiyatrolar, iki tane şehir tiyatromuz var. Hı hı. Ve devlet tiyatromuz var. Perdelerimizi açıyoruz. Ve iki şehir tiyatrosu. Hı hı. Ücretsiz oyun oynuyoruz. Evet. Ve insanlar bunları ya bunu bilmiyor. Bundan bir haber. Ücretsiz olduğundan bir haberler evet. Evet ve şey yani hani şimdi şey diyeceksiniz. Ücretsiz bir oyunu ücretsiz oynamak ne kadar doğru? Bunu tartışmıyorum. Sadece çok güzel bir şey var. Ücretsiz oyunlar evet. var. Ve hani Büyükşehir'deki akşam 7'de başlıyor. İşte bizim salonumuzdaki 8'de başlıyor. Yaşar Kemal'deki. Yani Adana o kadar sanat dolu bir şehir ki aslında. Kesinlikle. Yani insanlar gerçekten hani şeyi bahane edemiyorsun abi işte maddi durum bilmem ne falan zaten hani o şey kalmadı da ama gerçekten çok değerli bir şehir yani. Biliyorsunuz hiçbir şey tiyatrolarında böyle bir şey yok. Böyle bir çocuk oyunları hakeza çocuklar köylerden alınıyor servisleriyle. Ve geliyorlar, oyunları izliyorlar, tekrar okula bırakıyor. Yani küçükten biz
onlara aşılıyoruz bu sanat sevgisini. Kesinlikle. Umarım. Çok büyük bir göreviniz var da. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Zaten ücretler de o kadar fazla değil ki. Yani çok değil. Hayır. Evet. İnsanlar şey bahane ediyor. Ben onu anlamıyorum. O bahaneden öteye hala geçemiyor. Yani biliyorsunuz şu internet, işte televizyon. Herkesi böyle bir esir etti. Kesinlikle. Yani gerçekten hiçbir... Bir de tiyatroyu sadece şey olarak algılıyorlar. Gülme. Biliyorsunuz komedi hani popüler kültürün yarattığı maalesef. Ama hani gerçekten çocukları ve hani bu yetişkin hani ergen dediğimiz tabir ettiğimiz gençlerimizi tiyatroya yönlendirirsek çok şey değişecek ülkemde. Gerçekten çok güzel oyunlar var çünkü. Evet. Şu anda festivali takip edenler var zaten. Belirli bir grup var zaten hani Adana'da. Onu takip eden ama ben şeyden yanayım hani o belirli bir grup zaten o tiyatroyu izlemeye gidiyor. Evet. Bu arada dediğim gibi çok şey öğrenirler. Tiyatroya giderlerse çok şey öğrenirler. İki gün önce Duru Tiyatrosu'nun yüzleşme oyununu izledim. Adana evet. Devlet Tiyatroları'nda. Evet. Çok beğendim. Bir saatlik tek perdelik bir oyundu. Bir saatte öyle bir vurucu bir oyundu ki özellikle Emre Kınay'ın. Kadının ve çok güzeldi. Kesinlikle. Yani. Çok iyi dramatize ettiler. Orada yani şeyi çok nasıl söyleyeyim. Şiddeti, o çocuğa şiddeti, istismarı herhangi bir televizyon kanalında okuyacağınız, öğreneceğiniz haber ya da gazetede, internet sitelerinden okuyacağınız haberlerden çok daha vurucu. Sanki birebir yaşamış bir adamın ağzından izledik ve çıt çıkmadı. Herkes böyle ağlamaklı yüzlerle izledi, ben en azından öyleyim. Kesinlikle. Hani bir mesajı vermek istiyorsanız en güzel yol belki de tiyatrodur diyebilirim. Hani her türlü önemli verebileceğiniz mesajları, mesaj aktarabileceğiniz mekandır, kesinlikle, yerdir. Hani tiyatroyu şöyle özetleyebiliriz. Benim sanat yönetimim işte başladığım zaman işte sohbetlerimizde hep şey olur. İşte insanlar oyunu izledikten sonra geliyorlar. Ya çok farklı bir iş yapıyorsunuz. İşte oyunculuk çok başka bir şey. Bilmem böyle konuşurken. Sanat yönetmenim şöyle dedi. Aslında da hepimiz oyuncuyuz. Siz de oynuyorsunuz. Yani bir markete gittiğiniz zaman alışveriş yaparken, kasa ödeme yaparken bunu bile oynuyorsunuz. Ama tek farkımız bizim bunu sahnede yapmamız. Evet. Aslında oradakilerin hepsi gerçek. Hayattan bir parça yani. Yabancı bir şey yapmıyoruz. Hayatta olan şeyleri oynuyoruz. Kesinlikle. Güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Evet Esra'm, çok teşekkür ediyorum. Bağlantımızda bize çok güzel mesajlar verdin. Tiyatroya gitmemiz gerektiğini bir kez daha en azından dinleyicilerimizle paylaşalım ve bu oyunların ücretsiz olduğunu evet. Ama en azından herhalde davetiye almaları gerekiyor, ücretsiz olsa değil mi yoksa? Gişelerde zaten var davetiyeler. Yaşar Kemal yani, Kültür Merkezi'nde mesela anlatılıyor. Evet. Gişelerden ulaşabilirler. Tek bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bütün oyuncuların yarasıdır. Lütfen oyuna geldiğiniz zaman oyunu izlesinler. Çekim yapmasınlar. Ah ondan çok muzdaribim biliyor musun? Yani neler kaçırdıklarının farkında bile değiller. Çünkü çekeceğim derken oyundan kaçıyorlar. Oyunu göz ardı ediyorlar. Göremiyorlar oyunu. Anlamıyorlar. Kesinlikle. En büyük bellek zaten beynimiz. Kesinlikle evet. Ama yani, çok. Telefonu çekmeyin. Lütfen çekmeyin. Oturup yani izleyin. Ve orada bir emek var. Oradaki sanatçılar, oradaki arkadaşlarımız, keza biz. Bir emekten geçip o sahneye çıkıyoruz. Ve hepsi konsantrasyon işi biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Sahnede onları sahnede tarafından baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Bu insanlara baktığınız zaman tabii ki canınız sıkılıyor. Normalde değil mi? Sahneye çıktığı zaman bir oyuncu zaten duvardır hani seyirci. Evet. Çünkü başka bir dünyadasın sen. Artık hani bırakıyorsun kendi kimliğini, başka bir kimlikle oynuyorsun. Ama ta ki sahneye çıkıyorsun, tam konsantre böyle çıkmışsın, oyununu oynayacaksın ve bir tane ışık gözüne vuruyor. O anda bütün hani bir cama vurursun böyle yerle evet, bir olur ya. Aynen onu yaşıyoruz. Lütfen, lütfen evet, rica ediyorum dinleyenlere. Empati yapın istiyorum. Telefonlarınızı bırakın. Evet, evet. Empati yapalım. Empati yapalım. Başım, yani kesinlikle ben oyunu izlerken bile zaten o ışıklar neon ışıkları gibi geliyor benim gözüme. Ben rahatsız oluyorum. Evet. Bir
film izlerken. Düşün, varını düşün, oyuncu ne hissetsin konuda. Haklısın. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Neslihan Sönmez. Tiyatro iyidir, gitsinler. Kesinlikle. Herkesi bekliyorsunuz. Biz de herkesi davet ediyoruz. Sana oyunlarında başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. Neslihan'la konuştuk. Neslihan Sönmez'de. Çok da güzel, keyifli bir sohbette bulunduk. Şimdi bir ara verelim istersen. Aradan sonra birkaç bağlantımız da olacak. Tamam. Aradan sonra görüşürüz. Aradan sonra görüşürüz. Yaşama Dair Her Şey programı devam ediyor. Az önce de bahsettik, açılışta da bahsettik, hep bahsettik. Bugün aynı zamanda bir festival değil, karnaval. Tiyatrolar Festivali devam ediyor ama çok da önemli bir karnavala imza atıyor Adana. Yine Adana kendinden söz ettiriyor. 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı, devam ediyor. Yarın çok güzel bir yürüyüş var, kortej var, katılın. Kendinizden geçin. Adana'da olduğumuzdan dolayı bir kez daha gurur duyun, mutlu olun diyoruz ve bir telefon bağlantımız var. Mimarlarından bir tanesi Sayın İlham Günsel, Karnaval Koordinatörü. Hattımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Bizler büyük, çok iyiyiz Adana'da büyük olduğumuz için. Büyük bir koşuşturmanın içinde olduğumuz için sizler de iyisiniz durumunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan haberini yapıyoruz, bir yandan içinde yer almaya çalışıyoruz, tadını çıkarmaya, eğlenmeye çalışıyoruz. Öyle de güzel bir Nisan ayı içerisindeyiz. Şimdi fazla vaktinizi almayacağım İlhami Bey. Sizden bu hazırlıklarından bahsedebilir misiniz? Bu festivale nasıl hazırlanıldı? Ve önceki yıllara nazaran bizi farklı bir şeyler bekliyor mu? Ki beklediğine eminim. Baktığım zaman takvimde dolu dolu farklılıklar görüyorum. Yeni eklemeler, eklentiler görüyorum. Bize bu konuda neler söylemek istersiniz İlhami Bey? Tabii ki. Hazırlık süreci, her karnavalın hazırlık süreci artık bir yıl. Yani biz bir karnaval bitirdikten sonra bir hafta 10 günlük bir derleme toplama yaptıktan sonra bir sonraki yılın karnavalına hazırlanmaya başlıyoruz. Hı hı. Bu yıl neler var? Her yıl olduğu gibi yine bizim kortejimiz, görkemli büyük kortejimiz cumartesi günü olacak. Açılış törenimiz cumartesi günü olacak ve konserimiz. Onun dışında bugün sabahtan itibaren artık açık hava etkinlikleri başladı. Cumartesi, pazar günü boyunca şehrin dört farklı bölgesinde kültür, sanat, spor etkinlikleri ve özellikle STK'ların yaptığı bazı etkinlikler başladı. Şehrin her tarafında müthiş bir coşku hakim. Hı hı. Bu yıl ilk kez yaptığımız birkaç tane etkinlik var. Bunlardan en başta en önemlisi, Türkiye'de ilk kez yapılan bir su korteji yapıyoruz. Su korteji, evet. Pazar sabahı Merkez hı hı. Park'ta saat 10.30'da onlarca teknenin katıldığı bir su korteji yapacağız. Onun dışında her sene yaptığımız büyük bir kamp alanımız var. Kamp alanı bu yıl rekor sayıda misafiri ağırlıyor. Türkiye'nin her yerinden vosvoscular, motorcular, karavancılar, dağcılar, kampçılar, trekkingciler, Adana'nın otellerinde ve evlerinde yer bulamayan, evet, sırtına çadırını alıp gelmiş yüzlerce kampçı şu anda orada konaklıyorlar. Hı hı. Bunun dışında Adanalı hanımların el işleri, el emeklerini sergiledikleri standlar var şehrin 3-4 farklı noktasında. Coşku şu anda has safhada. Hatta şu anda tam bulunduğumuz yeri size söyleyeyim. Hı hı. Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bir portakal bahçesinin içerisindeyiz. Adanalı oyuncu Rıza Akın bir portakal bahçesinin içerisinde nikahını kıyıyor. Dolayısıyla böyle bir mutluluğu da paylaşıyoruz. Yani anlatacak o kadar çok şey var ki hangisinden devam etsem bilemiyorum şu anda. Evet. Geleneksel yarışmalarımızdan kostümlü aile koşusu var. Ayrıca 10 kilometre halk koşusu var, ödüllü halk koşusu. Yarın finalini göreceğimiz bir kortej kıyafetleri yarışmamız var. Olağanüstü kıyafetler hazırlandı. Müthiş bir yarışma oldu. Dolayısıyla her an şehrin her yerinde bir hareketlilik var. Kesinlikle. Önemli olan bu. Şimdi dikkatimizi çeken de bu. Şehrin her yerinde etkinlik var. Yani Toros Caddesi'nde var, Atatürk Parkı'nda var, Ziya Paşa'da var, Çukurova'da var, her yerde var. Merkez Park'ta var, Çukurova'da var, her tarafta var. Ayrıca bunların dışında dün başlamış olan kapalı mekan etkinlikleri de var. Bir takım sergiler, sanatsal faaliyetler, atölye çalışmaları, gastronomiyi çok önemsiyoruz. Gastronomi konusunda
şehrin dört bir yanında 6-7 farklı işletmede atölye çalışmaları var. Pazar günü portakallı lezzetler yarışmamız var. Dolayısıyla gastronomi biliyorsunuz Adana için çok önemli. Evet. Kebap diye bilinir Adana ama Adana'nın dillere destan çok fazla lezzeti var. Onları da öne çıkartmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Kebap bizim tabii ki amiral gemimiz. Fakat diğer lezzetleri de artık daha bilinir hale getirmek istiyoruz. Şimdi İlhan Bey, benim merak ettiğim bir konu var. Bunu size sormak istiyorum. Şimdi baktığımız tabii zaman programa inanılmaz gösteriler ve gerçekten kaçırılırsa yazık edilecek gösteriler var. Konserler var, etkinlikler var diyelim kısacası. Peki, mesela bu karnavaldan birkaç festival çıkabilir mi? Çıkabilir mi? İlerleyen dönemlerde, mesela hiç bunu düşündünüz mü? Siz koordinasyon kurulu olarak, bu işi tasarlayan, yürüten, oluşturan bir beyin grubu olarak. Yani evet, çok büyük kapsamlı bir karnaval yaptık ama mesela oradan şunu çekip bir festivale dönüştürelim, bir şeyler yapalım diye hiç aklınızdan geçti mi? İlerleyen dönemlerde bu karnavalı neler bekliyor? Bir de bunu çok merak ediyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Hı-hı. Aklın yolu bir. Karnavalın içerisinde başlayıp çok büyüyen organizasyonlar var. Hı-hı. Bunların biz daha da büyümesini hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi VOS Festival. VOS'ların katıldığı bir festival var karnavalın içerisinde. Kendi içlerinde etkinlikleri, kendi işlerinde yarışmaları olur her yıl karnaval içerisinde. Hı hı. Örneğin Wasfest önümüzdeki dönemlerde tek başına ve farklı bir tarihte kendi başına bir festival olabilecek durumdadır. Evet. Moda tasarım yarışmamızı Adana Tekstil'de çok gelişmiştir biliyorsunuz. Moda tasarım yarışmasını Adana Moda Günleri haline çevirmek istiyoruz. Bir uluslararası anlamda katkı yaparak. Onun dışında bir sürü kendi içinde çok büyüme potansiyeline sahip etkinlikler var. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Hedefimiz Adana'yı 360 gün 12 ay boyunca hareketli hale getirmek. Biliyorsunuz Adana'da sadece portakal çiçeği karnavalı yok. Bir lezzet festivalimiz var her yıl Ekim ayında. Her yıl Eylül ayında yine Altın Koza Film Festivalimiz var. Onun dışında başka festivaller var yeni yeni ortaya çıkıyor. Bu portakal çiçeği karnavalı bir tür kıvılcım etkisi yarattı. Bir sürü şeyi de arkasından getirecek diye düşünüyoruz. Evet. Biz de bekliyoruz açıkçası. Çünkü gerçekten bazı etkinlikleri görememek bizim açımızdan yazık olacak. Çünkü ona gidelim derken dans gösterisini kaçıracağız. Onu yaparken başka bir şey kaçacak. Evet. Ama evet, dediğiniz gibi yıla yayılabilecek muhteşem festivaller ya da etkinlikler ağı oluşturulabilir. Öncülüğünü de Portakal Çiçeği Karnavalı yapabilir. Ben bir şey daha hatırlatacağım size. Bu programı aynı zamanda sevgili ressam dostumuz Kudret Sönmez'le beraber sunuyorum. O da hemen yanı başımda. Size herhalde sorular olabilir. Evet. Ya da en azından görüşlerini ifade edebilir. Ben merhabalar diyorum. Sadece aklımda bir soru. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sesinizi duyduk ve karnavalın güzel gittiğini öğrendik. Mutlu olduk. Bizim Adana Ressamlar Derneği de katılıyor, bir Çalıştay var. Evet, Çalıştay, evet. 75. Yıl Sanat Galerisi'nin orada Atatürk Parkı'nda. Onlar da memnunlar. Konuştum arkadaşlarla. Ben kafamdaki tek şey, şimdi bazı etkinlikler kapalı alanda gerçekleşiyor, bazı etkinlikler açık alanda. İşte yani mesela böyle bir sizde yani elde olmayan bir şey bu. Böyle bir yağmur endişesi, böyle bir şey, fırtına endişesi, işte zarar verebilecek, bazı etkinlikleri etkileyebilecek, engelleyebilecek bir endişe oluşuyor mu? Ya da ona bir biz buna endişeyle plan bakmıyoruz Kudret Bey. Evet. Biz 6 yılda, bu 7.'si biliyorsunuz, 6 yılda, ilk 6 karnavalda çok farklı hava koşulları yaşadık. Çok büyük sıcaklara denk geldi bir iki sene. Evet. Bir sene fırtınaya denk geldi. Başka bir sene tam da kortej anında bardaktan boşanırcasına yarım saat 40 dakika yağmur yağdı. Evet. Fakat bunların hiçbir tanesi karnavalın coşkusuna engel olmadı. Halk inanılmaz bir coşkuyla katıldığı için hiçbir şeyi engel olarak görmüyor halk. Evet. Bu sizin söylediğinizden yola çıkarak karnavalın en büyük özelliğinden bahsetmek istiyorum. Portakal Çiçeği Karnavalı tamamen sivil inisiyatifle yapılan ve Adana halkına ait bir karnavaldır. Sahibi halktır ve hep öyle kalacak. Etkinliklere de baktığınız zaman bu etkinliklerin %90'ını sivil toplum yapıyor.
halk grupları yapıyorlar. Dolayısıyla o kadar çok sahip çıkıyorlar ki fırtına, yağmur, durduramaz bizi diyorsunuz. Evet. Bunların hiçbirisi bugüne kadar engel olmadı. Adana halkı ve gelen misafirlerimiz o kadar yüce gönüllü ve o kadar bu işe sarılıyorlar ki inanın bu coşkuyu hiçbir şey engelleyemiyor. Evet, peki. Her şeye rağmen yani her olumsuzluğa rağmen 7 yıldır devam eden, yani olumluların yanı sıra benim bahsettiğim olumsuzluklara rağmen her şeye rağmen sürdürüyorsunuz, başarıyla sürdürüyorsunuz. Adana'nın adını Türkiye'de duyuruyorsunuz. Kutlarım sizi. Gerçekten alın ve yürek teri akıtmışsınızdır. Sağ olun. Bu çok Adana halkının başarısıdır. Evet. Adanalılar gerçekten biz sadece bir komite olarak bir çekirdek çalışma yapıyoruz ama binlerce gönüllüsü var bu karnavalın. Bu gönüllüler sayesinde karnaval bu hale geldi. O yüzden diyorum, yürekten söylüyorum, Adana halkı bu karnavalın gerçek sahibidir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Bey, bağlantı kurdunuz. Bizlerle ben teşekkür ederim başladığınız için. Sizin vasıtanızla dinleyenlere bir öneride bulunmak istiyorum. Elbette. Eğer karnavala geleceklerse, gerek kendi araçlarıyla gerekse tur otobüsleriyle geleceklerse çok önemli bir tavsiyemiz otobüsleri ve kendi araçlarını mutlaka şehir merkezinin, evet, yani tam karnavalın geçeceği alanların dışında park etsinler lütfen. Çünkü çok büyük bir trafikle karşı karşıyayız. Her taraf dolu. Adana'da oteller dolu, evler dolu, kamp yerleri dolu. Yollar dolu zaten bir de. Dolayısıyla müthiş bir trafik var. Evet. Eğer güzel ve vakit kaybetmeden etkinlikleri görebilecekleri bir karnaval yaşamak istiyorlarsa araçlarını muhakkak surette şehrin ana arterleri dışında park etsinler. Kendileri çok daha fazla rahat edecekler. Adanın merkezinde çünkü en uzak mesafe 15-20 dakikalık. Evet, bu kadar. Zaten. Yürüyüşe de çok müsait bir hava. Gayet de güzel. Kesinlikle. Nefis bir hava var şu anda. İnanılmaz, evet, bir hava var. Şehrin her tarafında, üstelik yürüdükleri zaman mis gibi portakal çiçekleri kokusunu bu fırsatı değerlendirsinler. Bunu kaçırmasınlar. Kesinlikle. Her türlü kazanacaklar. Çok teşekkür ediyorum Sayın İlhan Günsel. Biz teşekkür ederiz. İyi karnavallar. Karnavala katkıda bulunduğunuz için. Rica çok sağ olun. Ederiz. Ne demek? İyi eğlenceler, iyi karnavallar efendim. Çok görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet, bir bağlantımız daha olacak. Hemen Caner, hiç bekletmeden Erkan Bey'i de bağlayalım. Erkan Karakaya, Türk Mühendisleri ve Mimarlar Odaları Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi. Ki karnavalla ilgili hangi sebepten bağlantı kuracağız kendisiyle? Şimdi karnavalın güzelliklerinden bahsettik. Karnaval güzel. Etkinlikler çok eğlenceli, keyifli. Böyle hani baktığınız zaman bu da olmamış diyebileceğiniz ya da bu ya kardeşim bunun burada ne işi var? Bize hiç uyar mı böyle bir şey diyebileceğimiz yok. Çünkü hepsi insana dair, hepsi her şey eğlenceye dair, keyif almaya dair, mutluluğa dair. Çok suratımıza asacak gelişmeler oluyor. Gün içerisinde, ay içerisinde, Türkiye'den ve dünyadan, ailemizin içinden dışından. Olumsuz o kadar çok haberler aldığımız zamanlar oluyor. Suratımız asılıyor, seçimden çıktık. Suratımız asık, kazananı kaybedeni konuşmuyor, ondan bahsetmiyorum. Genel anlamıyla zaten sıkıcıdır seçim, gerginliktir, stres işidir. Bunlardan kendimizi soyutlayabileceğimiz ender kampanyalar, ender etkinlikler bunlar. Öyle değil mi Kudret abi? Evet. Yani evet. Sanat her zaman barış, mutluluk ve huzurdur. Fotoğrafa bakmak huzurdur. Resmi izlemek, incelemek, filmi izlemek, yürümek, karnavallarda. Hem ruhu dinlendirir hem de geliştirir. Kesinlikle. Yani geliştirici unsurlar da var içerisinde. İnsanların yani coşkuya ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı kesinlikle var. Kesinlikle buna ihtiyacı var. Evet. Taşkınlık yok burada. Evet. Taşkınlıktan bahsetmiyoruz. Evet, yan yana gelmeye ihtiyacı kesinlikle var. Yani biraz önce Neslihan Hanım söylemişti. Hani bizden şey, ya da sen destekledin. İşte hep bu telefonlar falan iletişimlerimizi kesiyor. Evet, iletişime ihtiyacımız var ya. Yanımızda yürüyen o çocuklar. O elektriğe ihtiyacımız, evet, var. Evet, kesinlikle. Başını okşama ihtiyacımız var. O küçük çocuğun, evet, yanında karnavalda yürüyen o çocuğun başını okşama ihtiyacımız var. Hattımızdaki isim dedik az önce, Erkan Karakaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız merhaba efendim? İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler diliyoruz. Şimdi sizi bağlamamızın sebebi, programımızda festivali konuşuyoruz, karnavalları konuşuyoruz. Bu karnavaldan bahsediyoruz, konuşuyoruz. Az önce de karnaval koordinatörü Sayın İlhan Günsel'i dinledik. Çok keyiflendik. Bize heyecanını anlattı, heyecanını paylaştı. Biz zaten 6 yıldır o heyecanı paylaşıyoruz, yaşıyoruz. Sokaklarda görüyoruz. İnsanlar, çocuklar, çocuğuyla o karnavalda yürüyüşüne tanık oluyoruz. Mutluluğunu görüyoruz, keyif alıyoruz. Bir de Sayın
Karakaya. Sizin de iki gün önce paylaştığınız, o sebepten dolayı zaten görüşlerinizi almak istiyorum açıkçası. Bir de böyle kenarda elini kolunu bağlayıp köş köş oturan, homurdanan, bunun burada ne iş var canım diye. Hani üzerine bir taşın üzerine bir taş koymayıp da hani görüş de belirtmeyip sadece çamur atmak. Örf, adet vesaire. Şimdi örf adet konusuna girmek bu konuda çok anlamsız. Çünkü bunun örf adeti olmaz. Eğlencenin, huzurun, mutluluğun ve keyfin. Siz bu konularda neler düşünüyorsunuz? Her yıl birileri çıkıyor. Bu konuda bir ahkam kesme durum söz konusu olabiliyor. Evet. Ya, o konuşma bir yana aslında örf adetimiz de yoktur cümlesi de yanlış. Kesinlikle. Bizim geleneklerimizde panayır çok eskilere dayanır. Sadece itme takılmakta insanlar. Karnaval kelimesinin karşılığının panayır olduğunun farkında değiller. Karnaval kelimesi yabancı bir kelime. Hakikaten yabancı kelime doğrudur ama içerik ve içindeki bahsedilen konu aynı içerik, aynı duygulardır panayırla. Yani bizde panayır kültürü yeni bir kültür değil. Yıllardır Anadolu'da panayır kültürü vardır. Bu aslında az önce ben beklerken yayına girmeyi arkadaşlar bahsediyordu. Bu aslında içeriği çok önemli. Bu bir toplanıp kaynaşma, birlikte hareket edebilme, barışı sembol barışı ve dostluğu sembol etmesi, sembolleştirmesi. Başka bir şey değil. Yani bu karnaval kelimesine takılmak çok yanlış. Karnaval doğrudur. Bir Hristiyan geleneğidir. O noktadan bakarsanız karnavallar Hristiyan geleneğidir. Ta yüzyıllar öncesinden Hristiyanların hatta şeyi de aynıdır. İlkbaharda doğanın yeniden canlanmasıyla ortaya çıkmıştır karnaval geleneği Avrupa'da da Hristiyanlarda da. Bizde de Nevruz vardır. Yani aynı şeydir aslında. Yine ilkbaharın, doğanın canlanması şerefine yapılmış şenliklerden başka bir şey değil bu karnaval. Bizde sadece belli bir kesim kafasını kuma gömmüş. Ve hakikaten de geniş düşünemiyor. Örümcek bağlamış kafaları diyeceğim. Bir de bu karnaval... Sözünü kestim, bu karnaval bir de bildiğimiz bu Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle yapılıyor artık. Tabii. Yani aslında bir kurumun desteği, bir şeyin desteği de önemli değil. Burada Adanalı'nın bir araya gelip birlikte hareket edebildiği, kendiliğinden oluştuğu, hatta hepimiz hatırlarız ilk birinci yılında Sayın Ali Haydar Bozkurt'un özel bir girişimiyle ortaya çıkmıştı. Bu aslında Adanalı'nın birlikte hareket edebilme, birlikte eğlenme, birlikte kültürünü etkileşim içinde geliştirdiği bir ortam. Şimdi böyle bir ortamı bazıları provoke etmeye çalışıyor ama ben aslında ciddiye alarak tepki koymadım. Sadece üzüldüm. Yani böyle insanların da varlığına üzüldüm. Bu biliyorsunuz bir iş adamları derneği ve o temsiliyet gücü de olan bir insanın böyle düşünmesi, karnaval hakkında böyle bir olumsuz bir etki oluşturmaya çalışması hakikaten zoruma gitti. Bir Adanalı olarak. Çünkü Adana'ya ciddi bir katkısı da var aynı zamanda bu karnavalın. Evet. Sadece biz eğlenmiyoruz, sadece biz mutlu olmuyoruz. Bizimle birlikte büyük bir katılım da var dışarıdan. Bu aynı zamanda kentin turizmini de, kentin kültürel etkileşimini de arttırıyor. O yanıyla da Adana'ya büyük bir katkısı var. Yani bu da yadsınamaz. Fakat bir iş adamı aslında bu gözlükle bakması gerekirken böyle bir şeye, öyle tutup da efendim içki içecekler, eğlenecekler. Tabii ki insanlar eğlenecekler. Yani eğlenmeden zaten karnavalın özelliği amacımız birlikte eğlenmektir. Ortak paydamız birlikte bu. Birlikte zevk alabilmektir. Şimdi bunu ileri sürerek eleştirmek, karnavalın iptalini istemek falan
Bir de su var. Tam bir gerici yaklaşım. Erkan Bey, bir de su var. Geride bıraktığımız 6 karnaval boyunca bir tane adli olay olmamış. Hani kimse kimse... Olur mu? Yok mu? Tabii ki yok. Elbette yok. Kavgacı bir yapısı yoktur. Adanalı çok... aslında Adana'nın şöyle bir özelliği vardır. Adana sanat kentidir, sanatçı kentidir. Şöyle bir geçmişine bakın Adana'nın. Şu an Türkiye'deki, geçmişteki en başarılı sanatçılar, işte abinin Dinos'undan başlayın, Yaşar Kemal'ine kadar doğup büyüdüğü topraklar burası. Evet. Yani Adana'yı siz sanattan, sanatçıdan, eğlenceden, kültürden kopartamazsınız. Bunun geleneğinde, özünde var. Adanalı'nın DNA'larına işlemiştir artık evet. Sanat. Sayın Karakaya, siz... Evet, sanat dostu, sanatçı dostu dediniz. Hemen yanımda, her ne kadar kendisi kabul etmese de, benim sanatçı dostum, ressam arkadaşımız, arkadaşım aynı zamanda Sayın Kudret Sönmez var. Sizi de böyle evet. Merakla, ilgiyle dinliyor, onaylıyor ve aynı zamanda başıyla elbette söyleyecekleri de vardır. Sözü bir de Kudret Bey'e veriyorum en azından. Aslında ben beyefendinin, Sayın Karakaya'nın yaklaşımlarını evet, yapıcı buldum, olumlu buldum, gayet güzel. Yani tatmin edici şeyler söyledi, açıklamalarda bulundu. Yani herhangi bir şey yok, yani yok, bir sıkıntı yok, gayet güzel. Yok yok, en azından sadece teşekkürlerini iletebilirim. Ben onun için işte zaten. Evet, seni teşekkür etmem için verdim. Çok teşekkür ediyoruz, çok güzel açıklamalarda bulundunuz, sağ olun, aydınlattınız bizi, yüreğinize sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Karakaya. Size de iyi eğlenceler diliyoruz karnavalda. Evet. Teşekkürlerimizi ilettik. Şimdi bir bağlantımız daha olsun. Programımız da sonlarına yaklaşıyoruz. Gazeteci Murat Yıldırım. Murat Yıldırım aynı zamanda tamam gazeteci ama aynı zamanda karnavalın tam göbeğinde 6 yıldır en güzel yerde oturuyor. Vallahi Murat Yıldırım tanıdığım en güzel semtte oturan isim diyebilirim kendisine ve tabii ki her yıl olduğu gibi bu yılda kaçırmadı. Bir gazeteci gözüyle bakalım. İki gündür karnavalı nasıl görüyor, nasıl yorumluyor? Onunla ilgili fikirlerini almak üzere şimdi bağlantıyı kurmak için Caner'in gözünün içerisine bakıyorum. Caner de evet, bağlantıyı kurdu. Bakalım neler paylaşacak bizimle, hattımızda mı? Bakalım, evet. Tabii ilk önce Caner'le de bir iki sohbet edecektir elbette. Evet, bakalım bizlerle neleri paylaşacak. Az önce de sevgili... hattımızda. Erkan Karakaya beyefendinin de söylediği üzere bu bir eğlence, bu bir dostluk, bu bir sadece keyif alma organizasyonu diyebilir miyiz Kudret abi? Dolayısıyla bu evet. Üzerine çamur atılmaya gerek olmayacak güzellikte bir etkinlik. Şimdi çok klasik bir söz var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çukurova güneşini, Çukurova'nın sarı sıcağı hiç sıvanmaz. İşte, yani hiç kimse kirletemez. Farkıyla kesinlikle çok güzel söylüyor. Evet. Evet. Hattımızda bir isim var. Az önce de dedim çok şanslı. Kıskanıyorum onu bulunduğu yer itibariyle, konumu itibariyle. Konudan kastım bildiğiniz konudan bahsediyorum. Sevgili gazeteci dostum Murat Yıldırım hattımda. Günaydın. Günaydın durum, iyi günler. Günaydın nereden çıktı? Merhabalar, hoş geldin Murat abi. Nasılsın? Merhabalar Adnan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi az önce bir saattir karnavaldan bahsediyoruz. Bir devlet tiyatrolarından da bahsettik, tiyatro festivalinden bahsettik ama fazlaca karnavaldan bahsettik. İlhami Bey konuğumuzdu, karnaval koordinatörü. Çok güzel ayrıntıları paylaştı bizlerle. Etkinlikte neler oldu, neler olacak, önümüzdeki yıllarda nereye kadar uzanabilir onları anlattı, onları paylaştı. Ben de hemen ardından, Erkan Karay'ın ardından daha doğrusu seninle bağlantı kurmak istedim. Şu an göbeğindesin. Tam da Şinasi Efendi'desin ve karnavalın göbeğinde bir gazeteci olarak. İzlenimlerini almak istiyorum. Neler söylemek istersin? İki gündür nasıl geçiyor? Bundan önceki yıllara nazaran daha iyi diyebilir miyiz? Katılım nasıl? Bazı gazeteci demeyelim. Bazı iş adamlarının, az önce Erkan Bey'le de konuştuk bunu, dediği gibi bu karnavalda insanlar hani birbirlerine zarar verebilir, içki, alkol, kötülük verer falan vesaire, bunlara katılıyor musun? Şöyle topla bir yorumunu alabilir miyim senin? Ne tür bir zarar verebileceği düşünüldü insanların? Ya şöyle işte onların dediklerine göre bu 2-3 yıldır bu aynı tondan, aynı perdeden seslendiriyorlar, ses veriyorlar bu konuda. İşte örfümüz, adetimiz uygun değil. İçip işte insanlar birbirlerine zarar verebilir, veriyorlar. Verdi mi bundan önceki yıllarda? Neler gördün? Karnavalda neler hissettin?
şimdi daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı. Bugünlerde de yaşanmıyor. Evet. İçip içip insanların zarar vereceği düşünmüyorsa içmeyen insanların da ne tür zararlar verdiğini okuyoruz, görüyoruz, evet, duyuyoruz zaten. Kesinlikle. Konuyu indirgemek anlamsız olur. Sonuçta içen insan da kendini biliyor. İçmeyen insana da saygımız var. Zaten bu memleket ne çektiyse bu ötekileştirmeden, ayrıştırmadan çekti. İçen, içmeyen, işte şu, bu gibi. İşte karnaval da bunun için var zaten. Tüm bu ayrıştırmaları yok eden, her kültürden, her kalıptan, her mahalleden, hatta her şehirden insanların bir araya gelip eğlendiği, stres attığı, yüzlerinin güldüğü bir karnaval. Bunun ötesinde bir şey aramak, farklı noktalara çekmek çok da anlamlı abes değil. Olur, evet. Geçtiğimiz dönemlerde seninle de karnavalda beraber gözlem yapma şansına sahip oldum. Sokakları arşınladık. Umuyorum bu yılda yarın yanında olup o zevki tatmak isterim tekrar. Gördüğüm şuydu zaten, hani karnavaldan önce Adana demeyelim de Türkiye'nin genelinde de zaten hep böyleydi bulunduğum yerlerde de. Hani göz temasının fazla kurulmadığı, insanların böyle kolay kolay birbirine günaydın demediği, hep böyle asık surat otobüslerde baktığımız zaman insanlar birbirine bile bakmıyor. Elektronikleştiği. Evet, bu arada Kudret Sönmez de yanımda, selamlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Sevgili Kudret Sönmez de yanımızda. Selamlar. Selamlar. Evet. Ama karnavalda baktığımız zaman insanlar böyle yanında ne bileyim o pusetiyle çocuğunu gezdiren anne baba, elinden çocuğuyla dolaşan, çocuğuyla kardeşiyle dolaşan çocuklar, kardeşler, abiler, ablaları. Ve istemsizce gülen, birbirine selam veren insanları görüyorum karnavallarda. Yani demek ki bu çok... Ben 7 yıldır bu karnavalın içindeyim. Hı-hı. Evim de burada çünkü. İşte evet, sen de görüyorsun. Evet. Uzak kalmam mümkün değil. Her türlü standımı da biliyorum. İçki satış noktalarını da biliyorum. Gelen insanları da biliyorum. Hiç olay çıkmadığını da biliyorum. Ha, o kadar kalabalık da çok çok küçük bir takım tartışmalar çıkabilir. Bu da her zaman herhangi bir kafede, barda ya da otobüste bile olabilen şeylerdir ki bunu bile görmedim ben. Çünkü insanlar hangi amaçla geldiklerini çok iyi biliyorlar ve o amaca hizmet ediyorlar. Sonuçta buradan çıkacak en ufak bir kavga ya da ona benzer bir yaralama olayı zaten tüm Adana'yı etkileyeceği için. Ya, aslında olay şu, Adana'nın bu karnavalı birebir benimsediği için, sahiplendiği için zaten hem kendine otokontrolü var hem de çevresine karşı da duyarlı. Yani bir polise ya da herhangi bir güce gerek kalmadan zaten insanlar birbirlerini idare ediyor, hoşgörülü. Herhangi bir kavgaya zaten insanlar kendileri izin vermiyor. Zaten bu şekilde yıllardır devam ediyor. Hani Adana'nın kebap festivali de karnaval edasıyla nasıl yıllarca gerçekleşti. Gerçi bu yıl gerçekleşmedi ama gerçekleşseydi de eminim tek bir kişinin bile burnu kanamadan, o kadar çok içilmesine rağmen, o kadar alkollü, içli dışlı olmasına rağmen bir kişinin birbirine yan gözle bakmadığı bir festival olacaktı. Evet. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da olacak olduğu gibi. Evet, çok teşekkür ederim. Ben şimdi Emrah'cığım tekrar ben şunu söyleyeyim. Yani bir olayı, karnavalı ya da herhangi bir şey, kebap festivali, bu memleketin hem ekonomisi hem turizmi, tanıtımı için çok çok önemli değerleri. Sadece sanki birkaç kişinin alkol içip de ortalığı dağıtıyormuş şeklinde indirgemek bu kente zarar verir. Kesinlikle. Bu ülkeye de zarar verir. Yani onun için olaya bu açıdan bakmamak gerekiyor. Evet. Tabii ki bu karnavalda sadece içen insanlar yok, içmeyen insanlar da var. Başörtülü insanlar tabii, da var. Tabii insanlar herkes da var. Herkes açık bir karnaval. Adana'ya açık, Türkiye açık bir karnaval. Yani herkes... içen içer, içmeyen içmez. Bu kadar basit. Ya tabii aslında görülmeyen o kadar çok etkinlikler var ki. Yani yoga etkinliğinden tutun spor etkinliğine, ne bileyim dans etkinliğinden tutun yeme içme ne derler? Çalıştayı denmez de bu arada çok çalıştay diyorum. Evet. Ne bileyim onlarla da ilgili etkinlikler var sonuçta. Bu sadece küçük bir parçası. Yani dediğin gibi o kadar çok muhafazakar insanlar da geliyor ki. Çünkü bu bir farklılıktır. Bu farklılıktır, bu güzelliktir. Evet. Yani elindeki kadını dışarı çıkarıyor en azından. Kesinlikle. Ne yapıyor? Evet. İstant kuruyor kadın. Börek yapıyor, çörek yapıyor, kek yapıyor. Bunları satıyor. Evet. Yani eğlenmiş oluyor. Hem evine ufak da olsa bir kazanç sağlıyor. Yani bundan daha güzel ne olabilir ki? Kesinlikle. Evet. Bu arada çikolata atölyesi varmış.
Ah kaçırmışım onu, dünmüş, kahretsin. Bak ona gitmek isterdim. Hani herkes kendine uygun bir şey bulabilir. Bakmaya devam edelim. Muhakkak kendimize uygun bir şey çıkacaktır. Peki paylaşmak evet. istediğin başka bir şeyler var mı sevgili Yıldırım? Evet, şu da var. Hani bu karnavaldan, bu içki olayından bu kadar rahatsız olan insanlar varsa, yani zaten kimse zorunlu olarak katılmıyor. Katılmayabilirler. Bu kadar basit. İsteyen katılıyor. Şunu eklemek istiyorum. Bu karnavalın isim babası aslında her türlü etkinliğinin babası Ali Haydar Bozkurt'tur. Onu da buradan teşekkürlerimizi ileterek son cümlelerimi söyleyeyim ben. Ve kendisi bu karnavalın gerçekten sahiplenmesi gereken bir insan olduğu halde asla bunu kabul etmiyor ve bu Adana halkının festivalidir diyor. Ki Adana'yı da açtı. İşte otellerin hepsi dolu mesela. Bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Onun için Ali Haydar Bozkurt'u da buradan çok sevgiyle analım. Adana'ya kazandırdı. Kesinlikle. Bu güzel değer için. O inanmasaydı bu kattığı artı evet, değer için. O inanmış olmasaydı gerçekten bu festival, bu karnaval olmayacaktı belki de. O inandı. Evet, yani 7 yıldır hiçbir şey olmadıysa, herkes gülüp eğlenip evine döndüyse bir 7 yıl, 17 yıl, 27 yıldır sürer bu karnaval. Ve büyüyecek. Güçlenerek sürüyor. Az önce İlhan Bey'le de konuştuk bunu. Bu karnavaldan çok festival çıkacakmış önümüzdeki yıllarda. Tabii çünkü tabii başlı başına karnavalı götüren demeyelim de lokomotiflerinden, vagonlarından, önemli vagonlarından birkaç tanesi bağımsız olarak festivalleşecek ya da en azından etkinliğe dönüşecek yıl içerisinde. Bunun da bize müjdesini verdi. Bir de son olarak tabii unutmak istemiyorum bunu. 10 Mayıs'ta 2019 tarihinde bir etkinlik daha var. Adana Etkinlikler Kenti dedik ama senin de bir etkinliğin var. Üstelik bu dördüncüsü sanırım, değil mi? Evet, bu sene dördüncü olacak. Yalnız düzeltelim. 2 Mayıs'ta olacak. 2 Mayıs mı? Özür dilerim. Geçen sene 10 Mayıs'ta. Pardon. Yanlış istihbarat. Tamam. Evet. Evet, Engel Olma Destek Ol projesinin dördüncüsü gerçekleşecek. 2 Mayıs'ta o konu hakkında da birkaç bir şey söylemeni istiyorum senin. Evet, bu bizim dernek olarak, ben dernek adına yapıyorum. Proje benim ama ben de Ali Bey gibi kendimi sahiplenmiş değilim. Bütün amacım bunun sadece Adana'yla sınırlı kalmaması, her kentte yapılması anlamında. Olayın özünde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek var, farkındalık yaratmak var. Bunun için de biz her sene iş adamlarını ve iş kadınlarını podyuma çıkarıyoruz. Amatör, gönüllü mankenlik yapıyorlar. Her biri birer engelli çocukla yürüyor. Bundan elde ettiğimiz gelir de yine engelli bireylerin ihtiyaçları için ya da farklı eğitimleri için kullanıyoruz. Bu arada bir arkadaşım geldi. Karnaval olunca böyle sakin konuşulamıyor. Mümkündür elbette. Bu şekilde bu sene 2 Mayıs'ta yapılacak 5 milletvekilimiz, 32 iş kadınımız ve 22 iş adamımız çok çok tanınmış. Ha, işlerinde Ali Haydar Bozkurt Bey de var. Söz ondan açılmışken. Evet. Gibi gerçekten çok önemli, değerli insanlar katkı sunacaklar bizlere, engelli bireylerimize. Evet, o da büyüyerek ilerleyen biri. Evet, çok teşekkür ederim. O da yani o da büyüyen. Yani yıllar geçtikçe üzerine bir şeyler katarak devam eden bir etkinlik. Bu anlamda hani tabii bu sene mesela bunu İstanbul'da yapmamız anlamında Erkan Özerman'ın da teklif oldu. Daha büyümüş anlamında. Zaten teklifler var. Bir kentte, şu anda ismini hatırlamıyorum, Kocaeli olabilir. Orada da aynısı yapılmış bizden örnek alınarak. Sanırım birçok kente yayılacak bu etkinlik. Örnek olsun ya, yeter ki hani daha fazla engelliye ulaşın. Bu amaç, istiyorsa Kocaeli'de düzenlensin, orada burada İstanbul'da, ama ulaşsın. Erzincan'da olsun, Elazığ'da olsun. Tabii ki. Ne isimli adı altında olursa olsun, yeter ki bir miktar para ile en azından onlara çare olmaya çalışılsın. Çok ben şunu da söyledim. Hani hangi dernek, hangi kurum, hangi şehirde yapmak isterse ben gidip tecrübelerimi aktarabilirim. Mükemmel. Ve gönüllü danışmanlık yapabilirim. Evet. Çok 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 anlamlı. Bu anlamda gerçekten önemli. Bu zaten bir gönüllülük esasıyla başlayan ve devamı getirilen bir organizasyon. Kudret Hocam, eklemek istediğin bir şey var mı senin? Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum sevgili Murat. Evet, bu arada müzik sesleri başladı. Tamam. Bizim programımızı da zora sokmayayım. Evet, evet. Ben eğlenmeye gidiyorum. Bizim iyi yayınlar diliyorum. Kıskanıyoruz ama yapacak görüşmek çok çok üzere. İyi eğlenceler sevgili Murat. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere.
Evet, biz burada yayınımızı yapıyoruz. Bazılarımız da eğlenmek için tabii ki fırsat kolluyorlar ama Adana böyle bir kent işte. Fırsatı değerlendirmesine bilene. Biz de akşam gideceğiz en azından. Evet. Evet, tadını akşam çıkaracaksın sen. Ben akşam serinliğinde eğlenmeyi seviyorum. Evet. En azından bu beni mutlu ediyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Karnaval gibi bir program oldu. Çok sesli bir program oldu. Sanat aşkına özel gibi bir şey oldu. Ama salı günü de programımız var seninle. Salı günü evet, bilgilerimizi paylaşacağız tekrar. Sanatla, renklerle iç içe olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bu programı gerçekten sensiz yapmak zor olurdu benim için. Yok, sağ olun. Benim için öyle. Keyif aldım, senden moral de aldım, destek de aldım. Sen farkına varmak olabilirsin ama çok teşekkür ediyorum sevgili Kudret. Ben teşekkür ediyorum. Salı günü görüşmek üzere. Nerede? Sanat aşkına da. Sanat aşkına da. Karnaval aşkıyla yanıp tutuşun bu önümüzdeki 3 gün boyunca. Yarın da karnavalda en azından korteji izlemeyi unutmayın. Çünkü yılda bir gerçekleşir ve asla da unutulmaz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Karnavalda çalalım, gündür gündür, haydi şimdi yapma. Karnaval şarkı sıra.